Aman benim cep mankenim burada mıymış? Entel Pamuk Prenses'im kitap mı okuyormuş? Gündüz düğüne gelemeyeceksin diye vicdan yapmana gerek yok. Yogadan bir arkadaşımı ayarladım. Helal, çok güzel hareket. Şimdi gelecek hatta, tanışırsınız. Psycho Barbie. Şşş. Küsmedin bana değil mi? Yok ya, mantıklı bir sebebin var. Alt tarafı bir gece ayrı kalacağız, ne olacak? Helal be, var ya kralsın ya. Kralsın, kral. Yemin ediyorum ha. Hem böylesi daha iyi oldu. Kız kıza eğlenin. Oh, daha iyi. Yok, düğüne gideceğim arkadaşım erkek. Efendim? Hah, geldi. Hakan hoş geldin. Hoş bulduk Ali Aracığım. Nasılsın? Çok keyifliyim. İyi ki aradım vallahi. Cuma akşamını iple çekiyorum. Yavaş çek. Pardon, tanışmış mıydık? Yavaş yavaş tanıtırım ben sana kendimi. Merak etme. Otursana Hacit. Anlat bakalım biraz. Yalnız eşyaların yerlerini kendi evimizde değiştirirsek... Ali Aracığım, orkide seversin diye orkide getirdim. Çok zarifsin. Hakan'la biz Londra'da tanıştık. Sonra geçen gün bir baktık, aa! Aynı yoga sınıfındayız. Aa! Evet, iyi ki birbirimizi bulduk. Nereden nereye? Nereden nereye Hakan? Mesela bu cuma günkü düğünle ilgili seni bu kadar cezbeden şey nedir? Sonuçta hiç tanımadığım birinin düğünü. Evet ama Ali Aray'la gidiyorum. O bana yeter. Ya çok sağ ol. Cuma akşamı sana unutamayacağım bir gece yaşatacağım. Sana bunun sözünü veriyorum. Yalnız genç kızlarımıza tutamayacağımız sözler vermeyelim delikanlı. Unutamayacağı bir gece yaşatacakmış. Ne yani şimdi? Damat halayında ödülün mü var? Nedir yani? Tamam kız. İlkbaharda bunlar diyorsunuz. Tabii tatlım. Size ilk kez özel koleksiyon hazırlıyoruz. Renkleri tartışırız sonra. Yani zevkler ve renkler tartışılmaz derler ama bence tartışılabilir. Yani sizin tarzınız bu. Tabii tabii. Yani basic renkler. Basic mi? Kız herkesin basic'i kendine be. Bir dakika, turuncuyla moru bir arada kullanmak mı basic? Beğendim. Ama satışta sıkıntı olur mu? Çünkü bunlar basic değil. Acıka, haydi. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Turuncu mu? Hmm. Hangi turuncu? Bu mesela. Buna... Turuncu mu denir hayatım? Oranj denilebilir. Portakal yani. Tabii hangi bölgenin portakalı? Hani tonları da yerine göre değişebilir ya. Tabii bölge ne kadar güneş alıyor ona bakar. Kavun içi denilebilir. Ki her kavunun içi bir mi? Değil. Bunlar tartışmalı konular. Portakal kavun ne oluyor ya? Kabzımal değiliz arkadaşlar, tekstilciyiz. Ve bu bildiğimiz turuncu. Şekerim İlayda'm. Senin yaşın kadar zamandır ben bu sektördeyim. O? Hardal. Hardal mı? Oo, ne çeşit hardallar vardır, çeşit çeşit. Ne hardallar vardı aslında yoktular. Bir dakika şimdi bu turuncu, bu da mor değil mi? Mor mu? İlaydacığım sen yani bu soluk maviye mor diyorsan artık ben ne diyeyim? Renkleri ayırmayalım. Renk ayrımcılığı yapmayalım. Bunlar bir arada çeşitlilikleriyle bir mozaik oluşturuyor. Ayrıca bütün renkler hızla kirleniyordu. Birinciliği beyaza verdiler hayatım. Koleksiyonu olduğu gibi kabul edeyim diye akıl oyunları mı oynuyorsunuz siz benimle? Aa, ne alakası var hayatım, ne alakası var? Hayır, oradaki ışık mı farklı ben anlamadım ki. Hayır Cengiz amca yanlış anlamayın, koleksiyon iyi. Ama işte bir iki rengi acaba... Olmadı yarın netleştiririm çünkü benim koşmam lazım. Kız koş. Ha, harekette bereket. Hadi görüşürüz. Hoşça kalın. Vay be. Vay arkadaş ya. Babası da koca şirketi buna bıraktı gitti. Yani hardala turuncu diyen genç kızlara kaldı meslek ya. Ya.
Yazık. Çok yazık. Hoca'yla konuştum. Yazılı dua yarın sabah kargoyla bende inşallah. Haydi bakalım. Sabah ola ayrola. Yarın Celup Talip Bey'in birkaç tane satını yolacağız. Sonra o duayı bir bardak suyun içine koyup onu kendisine itireceğiz. Ondan sonra saçla duayı tutsuyla yakıp bu bahçeye gömeceğiz. Ha, ne kadar kolaymış ya. Ay komiser kızım, ben bir hoca buldum. Ne kadar iyiymiş, ne kadar iyiymiş. Sen hiç zahmet etmesen, ben o hocayla bizim oğlanın saçını yolsam ben yakında kendimi yolacağım. Ay yok, buyu benden soğutma buyusu olduğu için benim bozdurmam gerekiyor. İşte bu olaylar hep teknik. Teknik, evet. Çok teknik. Bak, inanmadın ha? Hissediyorum. Ama inan. Bak, senin katıldığın o programdaki kadının evine nasıl bu buyu yapılmışsa... Kadının kızı kelle kesen adamla kaçmış. Hmm. Bak, olacak iş değil. Bak misal, bizim o yali var ya, o hayaletli. Biliyor muydun onu sen? Ya, ucuza bırakırlar mı? Anlamadım. Hayaletli dedin ya. Büyüden müyden içim çok sıkıldı ya. Acık gayrimenkul konuşalım mı? İçim açılsın. Bak hayır, bizim yali da evlenememiş bir kadının hayaleti dolaşıyordu. Ne zaman ben karıncalara düğün yaptım, benim kismatım açıldı. Siz o akşam Talip Bey'le beraber bizim yaliye geldiniz, biz tanıştık. Karıncalara düğün yaptım. He? O hoca sana bir şey içirmedi değil mi kızım? Ha, yok. Bak evlenememiş Necmiye Hanım var ya... ...o karınca suretiyle bizim yaliye gelmişti. Ondan. Ben ona düğünü yaptıktan sonra... ...benim kismetim açıldı. Bak bu olaylar hep teknik. He teknik, evet hep teknik. Ama şu an bu teknikleri benim içim almıyor. Ben içeri gireyim de açık emlak ilanı okuyayım. Oldu terapi gibi çünkü ben şiştim. Şiştim ben şiştim. Hadi yaşa. Tabi. Evde buyulu şahıs bulunması insanda hazımsızlık yapar. Sosyete yavaş gelecek bize. Jet.